sene 7. defa katılıyoruz fuara. Fuardaki standımıza olan ilgiden inanılmaz memnunuz. Özellikle yurt dışından gelen çok sayıda bir talep var. Standımızda neredeyse oturacak yer bulamadık. O derecede bir ilgi var. İnanılmaz memnunuz fuardaki müşteri potansiyelinden, almış olduğumuz siparişlerden, yeni ihracat için katmış olduğumuz yeni ülkelerden inanılmaz memnun kaldık World Food Fuarından. Evet efendim, Loliboni'yi biraz anlatabilir miyiz? Oyuncakla şekeri birleştirip çok önemli bir hizmet yapıyorsunuz. Biraz firmanızdan bahsedelim. Tabii ki de grup şirketlerden oluşuyoruz normalde. Çatı firmamız Romanya'da bulunuyor. Grande Gloria Production. Orada temizlik ürünleri üretiyoruz. Normalde ıslak mendil kozmetik grubunu üretiyoruz. Türkiye'de de Loliboni olarak oyuncaklı şeker kategorisinde ve bir de gıda kategorisinde varız. Oyuncaklı şeker kategorisinde hem sahip olduğumuz lisanslar var, hem de kendi üretmiş olduğumuz karakterler var. Onlarla ilgili genel ağırlıklı olarak işte sürpriz yumurtalar, sürpriz paketler üretiyoruz. Şu anda da işte sosyete şekeri, sert şeker grubunda ve yeni katmış olduğumuz diğer ürün gruplarıyla tüketiciyle buluşturmaya devam ediyoruz ürünlerimizi. Yok, karakterlerden bahseder misiniz? Kaç karakter var? Tabii şöyle Hello Kitty karakteri, pije maskeliler, Kukuli, Winx, Rikizum ve kendi karakterlerimiz olan Sorbrain, Dragon, Çılgın Yüzler gibi yaklaşık 15 taneye yakın karakterimiz var. Hem lisanslı hem kendi karakterlerimiz var. Tabii sürekli kendimizi geliştirmeye devam ediyoruz. Hem Ar-Ge tarafımız hem üretim bandımız sürekli gelişmeye devam ediyor. Şöyle ki kullandığımız ürünlerin tamamı natural ürün. Hiçbir katkı maddesi ve kimyasal hiçbir şey kullanmıyoruz. Hem gıdada hem dış kap plastik oyuncak tarafında tamamıyla gıdaya uygun ve natural ürün kullanıyoruz. Ürünlerimizin her türlü, her şekilde sertifikası var. Yani örneklendirirsem işte helal gıda, vegan, natural ürün, bütün sertifikasyonlarımız mevcut bununla ilgili. Bu da bize zaten bir artı katıyor. Şöyle ki bunu bir pazarlama stratejisi olarak da kullanıyoruz. Çünkü çocuğa iş yaptığımız için, çocuğa yönelik bir iş yaptığımız için ve natural ürün kullandığımız için hem tüketici tarafında hem ebeveyn tarafında ona göre bir ilgi ve güven duyuluyor markamıza. İhracat anlamında kaç ülke var şu anda? Loliboni markasıyla kaç ülkeye ihracat yapıyor? Şöyle Romanya dahil olmak üzere 50'nin üzerinde ihracatımız var. Bu fuarda da yaklaşık 20-25'e yakın Orta Doğu ve Balkan ülkelerinden yeni pazarlar kattık bünyemize. İç piyasayı da? İç piyasada da aynı şekilde. Zaten bir distribütör bayi ağımız vardı. Yeni iller ekleyerek orayı da geliştirmeye ve büyütmeye devam ediyoruz. Peki son olarak Loliboni'de hedefler nelerdir? Loliboni'de hedef biz dünyanın her yerine mal satmaya hedefliyoruz. Durmuyoruz, durma gibi niyetimiz de yok. Büyümeye ve dünyanın her yerine inşallah Türk markası olarak ürün satmaya devam edeceğiz.